Ayşen, hadi üzmecenin artık. Nasıl üzülmem? Bitti askerliği. Gidiyorsun işte. Gidiyorum ama en kısa sürede annemi babamı alıp seni istemeye geleceğim. Tamam mı? İnşallah. Ayşem, gitmem gerek. Ayşem, Allah'a emanet ol. Sen de. Dikkat et kendine. Güle güle git. Yolun açık olsun. Geleceğim Ayşem. Allah senden razı olsun Kazım ağa. Borcumuz da epey birikti ama. Olsun, ekinleri satınca verirsin. Allah bir verdiğine bin karşılık versin Kazım ağa. Zaten vermişti. Sağ ol. Ama onca para pul, tarla, bağ, bahçe bir başına olduktan sonra fayda eder mi insana Kazım ağa? Bir başıma değilim çok şükür. Oğlum, gelinim var. Oho! Gelin dediğin el aşı. Ondan ne fayda gelecek insana? Oğlun desen onun yanında. Diyeceğim o ki, sana oğlan değil, kadın lazım. Kadın Kazım ağa. Bu yaştan sonra mı? Aa! Ne varmış yaşında? Boylu poslu, güçlü kuvvetli adamsın. Yeni yetmelere de taş çıkarırsın Alimallah. Aslında öyle. Bir hayat yoldaşım olsa iyi olur. Tabii ya. Şöyle eli yüzü düzgün, terbiyeli, namuslu. Canına can katacak biri gerek sana. Aklında biri var senin. Var ya. Ayşe. Senin kız Ayşe. Benim kız ya. Gencecik kız. Laf söz olmasın sonra. Kime ne canım? Alan razı, veren razı. Ay bu iş olursa koca köyde benim olur vallahi. Ne? Damadın mı? Ya damadım. Koskoca Kazım ağa damadım oluyor. Seni istedi benden. Ne iyisi kız? Ben de verdim gitti. Ondan daha iyisini mi bulacağız? Anne. Babam yaşında o adam benim. Hem Kemal var. Yakında gelip isteyecek beni. Sen daha uyu. Kimsenin gelip isteyeceği yok seni. Hem o çulsuz evlenip ne yapacaksın? Ben Kazım ağa'ya söz verdim. Söz ağızdan bir kere çıkar. Anne. Ben Kemal'i seviyorum. Başkasıyla evlenemem. Bana bak. Ben tamam dedim bir kere. İster gönüllü ister gönülsüz evleneceksin o adamla. Bunu kafana iyice sok. Yok. Yok. Bir çare bulmalı. Öyle olmaz. Döndü teyze. Döndü teyze.
teyze. Ne var? Ayşe abla evde mi? Yok, bir iki saate kadar gelir. Ne o elindeki? Ayşe abla ya, mektup var. Sen ver bakayım onu bana. Kemal'den gelmiş. Ben senden kurtulmasını bilmem Kemal Efendi. Görürsün sen. Ayşe ablana sürpriz olsun bu. Sen ağzından sakın bir şey kaçırma. Olur. Al bakalım. Tamam. Aferin sana. Teşekkür ederim. Hadi git bakalım. Neler zırvalamış bakalım. Ayşem, sensiz aldığım her nefes bana ızdırap veriyor. Cehennem ateşlerinde yan da geber inşallah. Düş kızımın yakasından. Babam kalp krizi geçirdi. Şu an durumu iyi. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Ama seni istemeye gelmemiz için onun biraz daha toparlanmasını beklememiz gerekiyor. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Güzel. Tüm terslikler üst üste geldi ama az daha sabır Ayşem. İyi, olduğun yerde sabretsen bakalım, sabret. Kızım şimdi senden mektup bekliyor. Öyle değil mi Kemal Efendi? Yerine yerisini yazmak da bana düşüyor. Ayşe, Ayşe. Efendim anne. Al kız. Sana gelmiş bak bu. Yoksa Kemal'den mi? Bak bakalım ne yazmış sevdiceğin. Benim içeride biraz işim var. Kemal'im. Her şey bitti Ayşe. Bir daha asla o köye geri dönmeyeceğim. Buraya kadarmış. Ben başkasıyla evleniyorum. Beni artık bekleme. Kahveleri içtik döndü bacı. Sıra geldi asıl konumuza. Gelelim ağam, gelelim. Ben senin kıza talibim biliyorsun değil mi? Bilmez miyim ağam, bilmez miyim? Daha fazla uzatmayalım bu işi. Kıyalım hemen nikah. Öyle ya Kazım'a, hayırlı işi uzatmaya gelmez. Ama... Ama? Şu bizim borçlar diyorum. Silecektin hani. Bir de tarla. Borcun yok artık. Ha. Bu da istediğin tarlanın tapusu. Senin artık. Sahiden benim mi? Ayşe için feda olsun. Allah senden razı olsun Kazım'a. Ne kadar teşekkür etsek gene az. Estağfurullah. Ayşe mutlu olsun yeter. Olmaz olur mu? Hem de nasıl mutlu? Kız istiyor değil mi evlenmeyi? Gönlü var. Sonra bir sorun çıkmasın.
Senin gibi yiğit bir ağaya gönlü olmayacak da kim olacak Kazım'a? Sen gönlünü ferah tut. O halde kıyıyoruz nikah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yakıştınız vallahi birbiriniz ağam. Ben böyle güzel gelinle güvey görmedim. Tüh 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 maşallah. Gözü olanların da gözü çıkar inşallah. Artık kocanı üzeyim deme Ayşe. Ben bunca yıl yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Nasibinde ağa karısı olmak da varmış. Bunun kıymetini bil. Biz gidelim artık. Gidin tabii ağam, gidin. Ayşe, Ayşe. Sen miydin abla? Dal mısın, kusura bakma. Yeni demledim de içeriz senle diye getirdim. Sağ ol Hacer abla. Bak Ayşe, evliliğin başlarında olur öyle. Baba evini özlersin. Ama zamanla alışırsın. İnsanoğlu nelere alışmıyor ki? Doğru diyorsun da aslında... Sohbetiniz bol olsun hanımlar. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin Kazım ağa. Bir çay getir de karımla şöyle baş başa bir çay içeyim. Hemen getireyim baba. Benim güzel karım bugün nasıl? Kıymetini bil kocanın, kıymetini. Ah, senin yerinde olmak için kaç kişi can atıyordu. Talih sana güldü. Düğünde takılan takılar nerede? Hiç, içeride duruyor. Getir bakayım sen onları. İyi de niye? Yahu getir dedim. Hadi. (Gülüyor)
İşte hepsi bu. Ben bu Hacer denilen kadına hiç güvenmiyorum kızım. O bu evde olduğu sürece sana rahat yok. O yüzden bu takılar bende dursun. Ben saklarım senin yerine. İyi ama Hacer abla çok iyi biri. Bak geldiğimden beri yardımcı oluyorlar bana. Geldiğimden beri yardımcı oluyorlar bana. Ne saf kızsın sen ya. Hiç anana çekmemişsin. Tabii iyi davranacak şimdi. Cici mayları daha bunlar. Onların asıl niyeti farklı. Ekrem olacak o kocasıyla birlikte malı mülkü ele geçirmek istiyorlar. Sen böyle salaklık yapmaya devam edersen oho. Neyse. Yok anne, bak onlar öyle insanlar değil. Sen ananı dinle. Dursun bunlar bende. Hadi sen bunları koyacak bir şey getir. Hadi. Tarlaları satışa çıkar. Bir dönümünü de ben alırım. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hayırlı olsun Kazım Ağa. Sağ olun, sağ olun. Oğlum bana bir çay getir. Hemen Kazım Ağa. Ne var ne yok? Tarlaları satıyor musun? Ha, kısmetse satacağım. Keşke bana satsaydın. Buyur ağa. Sağ ol. Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki, ben... Aldı körpeci kızı, güler tabii. Daha iyi değerlendir. Sorma ya, pek yazık oldu her şeye. Ne diyorsun? Çok döndüden değil, de ben. Korkulur valla. Sırf parası pulu için verdi kızını, tamam. Babası yaşındaki adama. Benim hep işim bu. Yarın gel konuşalım şu işi. Olur, konuşalım. Bir sürü iş var. Harcı var. Çay içer misin? Tapusu var. Merak etme, ben her şeyi hallederim. He? Tamam, olur ki Kazım. Kırmızı gül demet demet. Kırmızı gül demet demet. Sevda değil bir alamet. Balam nenni. Ayşe, kızım çaylar oldu. Hadi çayları getir de içelim. Tamam anne. Döndü teyze, mektup var. Şşt, gel gel. Tamam git sen. Ayşe. Efendim anne. Hadi git evine geç olmadan. Kocanı bekletme. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey yok. Ama anne çay içecektik. Ver. Hadi hadi, çayı da orada içersin. Ne yapayım? Hadi yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ayşe nerede? Yukarıda uyuyor. Çağırayım mı? Hayır. Ben de Ekrem'le buluşacaktım ama bir çay demleyeyim, içeriz, konuşalım olur mu? İstemem. Sağ ol, sonra gelirim ben. Döndü yenge. Bana düşmez belki ama Ayşe'nin hali hal değil. Ne varmış ki halinde? Ne yiyor, ne içiyor. Konuşmuyor bile. Belli ki bu kız babamla mutlu değil. İstemeden evlenmiş. Gönlünde başka biri var. Diyeceğim o ki,
kızını düşünüyorsan... Orada dur bakalım Hacer. Kızımın namusuna dil uzatamazsın. Ben biliyorum sizin gerçek niyetinizi. Ama avcunuzu yalarsınız. Döndü yenge, ne diyorsun? Ben ne dediğimi iyi biliyorum. Hay Allah'ım ya. Şu Ekrem'le Hacer'e gününü göstermek lazım ama nasıl? Hadi döndü, akıllı kadınsın sen, çalıştır saksıyı. Tabii ya. Döndü bacı. Döndü bacı. Kazım'a. Hayırdır? Sesleniyorum, sesleniyorum. Duymuyorsun. Nedir seni bu hale koyan? Sorma Kazım'a, canım çok sıkkın. Ama nasıl derim, nasıl anlatırım bilemiyorum. Ayşe'yle alakalı bir şey mi yoksa? Evet, Ayşem'le alakalı. Sen de öyle bakalım, ne olmuş? Ah Kazım'a, sorma. Şu kulaklarım duymaz olaydı. Neyi duymaz olaydı? Ne oldu ki? Ağzında geveleme de söyle. Senin oğlun ağam. Ekrem mi? He ya, Ekrem. Ayşe'yi... Ne yaptı Ayşe? İstemiyor Ayşe'yi. O karısı yok mu Hacer? Hmm. Kendi kulaklarımla duydum. Konuşuyorlardı. Bilerek Ayşe'ye yakın davranıyorlarmış ama... Ama ne? Arkasından oyun oynamaya hazırlanıyorlarmış. Malum karın olarak miras ortak ya Ayşe. Oğlunla gelinin bir oğlu sizi ayırmaya, Ayşe'yi de senden uzaklaştırmaya çalışacaklarmış. Ne diyorsun sen, döndü kadın. Ekrem mi? Ya keşke demez olaydım. Ondan önce de duymaz olaydım Kazım'a. Gencecik, güzeller güzeli kızımın arkasından iş çevirecekler. Ah ah, bir ana bunları duyup da nasıl dalgın olmasın söyle bana. Bu işte bir yanlışlık olmasın. Senin oğlun benim kızım. Ama aynı zamanda da hayat arkadaşın Ayşe. Sana da bana da zor. Kemal'im. Neredesin Kemal? Neredesin? Neden bıraktın gittin beni? Neden? Neden? Daha ölmeden mezara koydun beni. Ayşe, iyi misin? İyi misin? Neden ağlıyorsun Ayşem? Üzülme, ağlama artık. Bak Ayşe, kendi öz kardeşim gibi seviyorum seni. Senin bu halin beni de Hacer'i de çok üzüyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız senin için. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Üzülme ne olur. Sen babamla mutsuzsun. Daha yaşın da genç. Eğer çaresine bakmazsan ömrünün baharında solup gidersin. Demek karımın aklını çelmeye çalışıyorsunuz baba, ha? Baba. Baban yok artık bu saatten sonra. Yazıklar olsun. Oğlum bana karşı karımı dolduruyor. Bugünleri de mi görecektim? Baba, baba bak yanlış anladın. Yanlış falan anladığım yok. Oğlum dedim, gelinim dedim, bağrıma bastım. Haram olsun verdiğim tüm emekler.
Tuh size. Aa, Kazım ağam, yanlış anladın. Bak bir dinle beni ha. Sen sus, hiç konuşma. Defolup gidin evimden. Evlat diye yılan beslemişim koynumda. Sen şaşırdın baba. 60'ından sonra nefsinin peşine düşmüşsün. Yolun yol değil. Kapılmışsın şeytana gidiyorsun. Allah seni ıslah etsin. Yapma etme ağam, ne olur. Ağam ne olur dur. Yapma. Sakin ol. Reddediyorum ulan seni. Duyduk duymadık demeyin. Benim böyle bir oğlum yok artık bundan sonra. Senin gibi babam olacağına hiç olmasın daha iyi. Ağam, ağam otur sakinleş ha. Geç, hadi ağam. Sen de. Mesele Ayşe. Ne olmuş Ayşe'ye? Ne yaparsam yapayım Ayşe'nin yüzünü güldüremiyorum. Bir türlü mutlu olmuyor. Üstelik bir de günden güne eriyor. Kime gideyim, kime akıl danışayım? Şaştım kaldım vallahi. Elim kolum bağlı gibi. O üzüldükçe ben de kahroluyorum tabii. Genç tabii ağam. Şimdiki nesil nasıl sevildiğinin gösterilmesini istiyor. O da haklı tabii. Değer gördüğünü bilmek istiyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Gözünün içine bakıyorum. Vallahi Kazım ağa, ben senin yerinde olsam evi Ayşe'nin üstüne yapardım. Bak nasıl mutlu oluyor sonra. Olur mu cidden mutlu? Olmaz mı ya? Sen beni dinle. Feda olsun be Ayşe'ye. Doğru söylüyorsun. Belki o zaman onu mutlu ederim. Sen de düşsün elime Kazım'a. Şuna bak, nasıl da kasılıyor. Şunun apra taprasına bak. Ya ya. Döndüğü gördün mü? Gene eli kolu dolu gidiyor. Ya. Ne gözü doymazmış. Doyar mı hiç? Utanmasa Kazım Ağa'nın kapısında yatacak. Ya. Baksana adamı oğlundan da etti, evsiz barsız. Ya. Ekrem hem parasız pulsuz hem de evsiz barsız kaldı. Evet. Öyle. Onca zenginliğin öyle içinde. Ay ya. Aman evlerden ya. Arak, evlerden ya, arak. Ya, evlerden arak. Gerçekten Allah Allah'ın Allah muhafaza. Amin. Aman aman evlerden arak. Ah yandım yandım. Soğuk su getirsen bana. Oh. Hacerleri de kovdurmam iyi oldu. Eve rahatça girip çıkabiliyorum. Oh. Oh. Getir getir, ver. Oh. Oh, içim yanmış. İyi geldi vallahi. Kasabaya gittim geldim bugün. Git gel yoruldum tabii. Ne oldu ki, niye gittin? Ne olacak? İşte bunun için. Bu ne? Noterden senin için vekaletname çıkarttım. Evi benim üzerime yaptıracağım. O Ekrem'e de karısına da güven olmaz kızım. Yarın Kazım Ağa'ya bir şey olsa oğluyum diye pay ister. Sen safsın, kandırırlar seni. Aha. Kalem de var, imzalı. Al. Al. Senin için yavrum, hadi. Hah.
ben gideyim de bir an önce şu tapu işlerini halledeyim. Kızım, bak, adam senin önüne dünyaları seriyor. Senin yaptığına bir bak. Şu üstüne başına bir bak. Bir kuru gülümseme bile yok. İçimden gelmiyor anne, ne yapayım? Gelmiyorsa numara yap canım. Yalandan da olsa az gül, yakın davran. Akılsızsın sen, akılsız. Senin yerinde başkası olacak ki bak. Parmağında nasıl oynatırdı adamı? Ha? Bir de adam dünden razıyken hem de. Tövbe tövbe. Kendini düşünmüyorsan şu anacığını düşün bari. Ha? Bak geldi. Şu üstünü düzelt. Kendine bir çeki düzen ver. Kalk kalk kalk, karşıla kocanı. Hoş geldin Kazım ağa. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ha? Ayşe! 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 Ne oldu? Niye bayıldı? Bir şey yok mi oldu? Yok canım, önemli bir şey değil. Seni çok özledi de ondan, heyecandan yaptı Zahir. Bir doktora götürelim bakalım. Evde biri olsun. Ne olur ne olmaz. Sen bir zahmet götür getir bari. Tamam. Ben hemen arabayı hazırlayıp geliyorum. Şu evde bir ne var ne yok bakayım ben de. Demek yenileri alındı ha? Çok bonkörsün Kazım ağa. Çok. Bunları da sonra alırım. Çok da göze batmamak lazım. Neyi var doktor hanım? Bünyesi zayıf düştüğü için kalp ritminde sorun var. Dikkat edilmesi, üzülmemesi ve iyi beslenmesi gerekiyor. Ne gerekiyorsa yaparım onun için. Yeter ki iyileşsin doktor hanım. Size çok iş düşüyor Kazım Bey. Ben şimdi reçetenizi hazırlayacağım. Hadi bir kaşık daha. Hadi güzelim. Oh, yarasın. Allah razı olsun ağam. Benim için onca uğraşıyorsunuz. Hakkınızı ödeyemem. O nasıl söz Ayşe? Karımsın sen benim. Su içer misin? Döndü hanım. Döndü hanım. Döndü hanım. Efendim kız. Gözün aydın, döndü hanım. Aa, niyeymiş be? Kemal gelmiş. Hadi oradan. O dilini koparırım senin. O ipsiz sapsız Kemal geldi diye benim gözüm niye acıkmış? Ayşe'nin yavuklusu değil miydi? Lafını bil de konuş be kadın. Ayşe koskoca Kazım ağayla evlendi. Öyle Kemal gibi fakir serseriyle kızımın ismini anma. Vallahi Kazım ağaya söylerim.
İşinden olur o kocan olacak herif. Anladın mı? Hadi defol. Aman iyi be. Ay. Eyvah, bütün yalanlarım çıkacak ortaya. Delikanlı. Bak bakayım bir buraya. Buyur abi. İn aşağı. Sana bir şey söyleyeceğim. Şu bahçedeki ablayı görüyor musun? Gördüm abi. Ayşe abla o. Ayşe abla. Bu kağıdı götürüp ona vereceksin. Ama bak, kimseye yakalanmayacaksın, anlaşıldı mı? Tamam abi. Kağıdı verdim diye yanıma gelince bu kadar daha vereceğim sana aslanım, tamam mı? Tamam. Ayşe abla. Efendim Veysel. Bu senin. Bu ne? Bilmiyorum, bir abi gönderdi. Tamam, hadi sağ ol Veysel. Seni her zaman buluştuğumuz tepede bekleyeceğim. Geç geldi Kemal, geç. Neredeymiş aklı bu zamana kadar? Babası kalp krizi geçirmiş. Vah vah vah. Neredeymiş aklı şimdiye kadar? Sus. Kazım ağa geliyor. Ne oldu? Sustunuz? Dut yemiş bülbüle döndünüz? Kemal gelmiş ağam. Gelmişse gelmiş. Bana ne? Vallahi ben senin yerinde olsam bilgilenirdim Kazım ağa. O niyeymiş? O ağlanın Ayşe'de gönlü varmış diyorlar. Hatta bizim hatun söyledi, onlar sözlü gibiymişler. Onun gelişi pek hayra alamet değil Kazım ağa. Ne diyorsun be adam sen? Senin ağzının dediğini kullanmıyorum. Karışmayın Kazım ağa. Bana niye satışıyorsun Kazım ağa? Öldüreceksin adamı Kazım ağa. Gittin Kemal'e sorsana. Kazım ağa. Ben Kazım sana burada olan biteni anlatıyorum. Kazım ağa, bırak adamı. Adam ölecek. Yapma. Kazım ağa, bırak. Kemal misin nesin? Doğduğuna pişman edeceğim. Zeki, iyi misin? İyisin değil mi? Bir şeyin İyi yok. İyi misin Zeki abi? İyi. Ucuz kurtardın ama. Nerede bu? Ha, Kazım ha. Tam ben de sana bakıyordum. Duyduklarım doğru mu? Neden bana hiç Kemal'den bahsetmedin ha? Şimdi anlıyorum her şeyi. Ayşe'nin gönlü ondaydı değil mi? Yok vallahi. O soysuz kendi kendine gelin güvey oluyordu. Kızın sende gönlü vardı Kazım ağa. Kendi istedi seni. Gönlü vardı da. Ondan mı geldiğinden beri yüzü gülmedi? Ondan mı hasta oldu? Yataklara düştü. Çekil be! Olan oldu. Bari ne kurtarsam kârdır.
Bu muydu senin sevgin ha? Bu muydu sadakatin? Sadakatin sözün bu muydu? Söyle, bu muydu? Ya, ya utanmadın mı baban yaşındaki adamla para için evlenmeye? Kemal bak. Sus. Sakın teklif etme. Her şey ortada. Sen değil miydin mektup gönderip beni unut diyen ha? Evleniyorum ben diyen ha? Sen değil miydin başka bir adamla evlen diyen ha? Beni unut diyen sen değil miydin? Ne diyorsun sen Ayşe? Ben sana böyle bir şeyi nasıl yazabilirim? Ben sadece babamın hastalığı olduğunu ve bir süre daha beklemeni yazdım. Paracıklara bak. Deste deste hem de. Ne bilecekler benim aldığımı? Kapıyı kendi açık bıraktı. Hırsız girmiş. Yazık. Kaçalım Ayşe. Gidelim buralardan. Gider miyiz Kemal? Gider miyiz? Gideriz Ayşe. Gideriz. Kemal. İndir o silahı. Onun hiçbir suçu yok ağam. Lütfen indir o silahı. Mahvettiniz be. Gururumu onurumu iki paralık ettiniz. O ana ne olacak döndü karısı. Çekti beni bu tuzağın içine. Ya bunlar da yetmedi. Kendi oğlumu evlatlıktan bile reddettim. Sizin yüzünüzden. Bizi de kandırdı. Bana da Kemal'e de tuzak kurmuş ağam. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Kazım'a yalvarırım ya. İndir. Ha. Yalvarıyorum indir o silahı. Kazım'a yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Hı. Ne olur indir. Hı. Bırak! Ver şu silahı bana! Kemal. Ver silahı! Bırak ulan! Bırak! Bırak. Ne olur yapmayın. Ne olur bırak, yalvarırım bırak, yapmayın. Bırak. Çekil. Kemal. Anne. Anne. Anne! Anne! Hayır! Hayır anne! Anne! Anne uyan! Anne! Anne! Ha. Anne uyan! Hayır! Yaktın anne. Beni döndü! Yaktın! Anne ne olur uyan! Anne! 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 Anne ne olur uyan! Anne yalvarırım uyan! Hayır! Anne! Uyan! Anne! Hayır! Hayır! Anne! Anne uyan! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.